Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle hazırlanıp dışarı çıktım ve size öğle kamerayı açtım. Bugün çok yakın bir arkadaşımın, hatta üniversiteden çok yakın bir arkadaşımın küçük bir eğlencesi var arkadaşlar. Yarın da düğünü olacak. Ben de bugünden böyle gidiyorum. Ve nerede olduğunu söylemedim, Bergama'da arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuz yaklaşık olarak 2 saat falan sürecek. Ve ben de bugün böyle hazırlandım. Makyajımı falan yaptım. Fifsimli tonlarında bir far sürdüm. Açık krem tonlarda. İşte saçımı bu şekilde topladım. Kapatıcı çıktım. Üstümü de giyindim arkadaşlar. Elbisemi de şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur da. Şimdi öncelikle İzban'a gideceğim. Ala'da ineceğim. Ala'dan sonra da Bergama Esotlarına bineceğim. Yarın da Bergama'da Berksoy Otel var. Orada da düğünü olacak. Ben böyle bugünden yanında olmak istedim abişimin. Bu videonun başında da hazırlık aşamasını çekmek istemedim bu arada. Çünkü son videoların çoğunda hep hazırlanıyorum, makyaj falan yapıyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum ama hazırlık videolarını seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ben de o yüzden bugün böyle hazırlanıp çıkıp öyle size kamerayı açayım istedim. Ama yarın ufak bir hazırlanma çekebilirim. Düğün için. Bu arada yarın turuncu bir elbise giyecektim. Onu giymekten vazgeçtim. Annem bir tane elbise getirmiş. Uzun kollu yine aynı bir şekilde. Çünkü akşamları havalar serin oluyor arkadaşlar. Şu an biraz sıcak ama yine de idare edebiliyorum. Çok terlemedim yani henüz. Henüz başlamadı terleme işi. İndim. Burası çok değişik bir yer. Hiç gelmemiştim Aliağa'ya. Nereden, nasıl bineceğimi hiç bilmiyorum. Şimdi birazdan içeriye soracağım. Şöyle güneşe karşı biraz durayım. İzban'ın içinde biraz üşüdüm. Şimdi ben bir Esot'u bulayım. Bergama'ya gidince açarım size. Buldum arkadaşlar. Esot durağını şurası. Benim sesim gitti ya. Klima çarptı herhalde. Yani 835 numara gidiyormuş Bergama'ya. Dikili'ye gidiyormuş. Bir de 837 var. Bekleyenler var onda. Dikili'ye de gidildiğini öğrendim. Nasıl gidildiğini. Garajdan da gidilir aslında ama böyle daha kolay olur dedi Rabia bana. Öyle şimdi bineceğim ve gideceğim. İndim arkadaşlar, şu an yokuş aşağı iniyorum. Esot'tan indim. Şimdi Rabia'ların evini bulmaya çalışıyorum. Haritayı açtım. Şöyle. Karnım da çok acıktı. Bakalım ne yiyeceğiz, ne yapacağız. Yollar çok şey karışık ya. Neden böyle? Ben normalde geldim buraya. Zaten nişana benimle hazırlanan tarzında bir video çekmiştim. O arkadaşımın şu an düğünü var. O videoyu izleyenler bu ana da şahit oldular. Bir yandan etrafa bakıyorum, bir yandan sizinle konuşmaya çalışıyorum. Şurada A101 falan var, çok var. Bayağı iyiymiş buralarda ha. Ama işte burayı İzmir demeye bin şahit arkadaşlar. Ben İzmir'den Salihli'ye 1,5 saatte varıyorum. İzmir'den Bergama'ya 2 saatte. Gerisini siz düşünün. İzban'dan 13 durak. Esot'la da yaklaşık 50 dakika falan sürdü. Ama rahattım. Elbisem rahat olduğu için rahat geldim. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. İyi ki elbise giymişim. Akşam da bununlayım çünkü. Şimdi orada üstümü değiştirip edip şey yapmakla uğraşmamak istedim. Evin durumunu da bilmiyorum malum. Eve gidince bakalım Rabia'ya size göstereyim. Nasıl, ne giyindi, ne yaptı bilmiyorum. Yemek falan yerken görüşürüz. Ben açarım size yine. Arkadaşlar geldim ben. Anam, yemek yiyeceğim. Şeyde dolmamız da var aslında. Ya. Dolmadayım. Biliyorsun değil mi sen video çekiyorsun? Video çekiyorsun. Evet, video çekiyorum. YouTube'da. Şimdi böyle sarma ve patates kavun yiyeceğim. Aman Allah'ım, bu güzellik ne? Arkadaşlar kavuştuk sonunda. Çok güzel. Şuradan ışık daha güzel görünüyor sanki. Bakın bir makyaj, saç, kıyafet, endam. Bu ne güzelliktir ya Rabbim. Çok tatlı. Evet, evet. Çok özlemişim ya. Nişanda çektim arkadaşlar size. Şimdi düğününde. Daha beraberiz. Yarın evet. Düğünde. Eniştem de burada.
Ali Demişler. Merhabalar. Merhabalar YouTube alemine. Kameraya çok yabancıyım ama. Ya görünmüyor değil mi? Çok göremiyorsun kendini. Abi, kendimi göremiyorum. Bir de bir değişik yani biraz. Aynen. Bir de senin boy uzun ya. Benim boy kısa kalınca böyle şöyle beraber, oldu. Beraber çıkmıyoruz. Aynen. Burası teras. Rabiaların. Şöyle göstereyim. Bayağı kocaman. Ama biraz ışık yetersiz sanırım. Şöyle bak, şuralara böyle ışık sistemi olsaydı güzel olurdu aslında. Ama olsun. Böyle ufak bir eğlence, kına gecesi gibi. Çok insan olmayacak arkadaşlar. Siz Rabiaları ne alıyordunuz onu sormadım. Ben yengesi. Ben kuzenim. Amcasının kızı. Amcasının eşi. Okey. Merhabalar falan. Çok tatlılar ya. Güler yüzlüler valla. Birazdan başlayacak. Burada ses sistemimiz var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Telefondan açacağız şarkıları. Burada oynayacağız. Bugün ben tek geldim arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum size. Yarın da Hüseyin, annem, babam, kardeşim, Emre. Hepsi birlikte düğün salonuna gelecekler. Kardeşleriz kankaya. Da bize her yer Ankara. Çok sakin bir şarkı ya. Ya bu böyle değil mi sanki? Değil mi? Böyle oynuyor. Ankara'nın bebesi. Kalite, kalite. Marka, marka. Neye? Havancı patladı. Çok iyi yakaladık. Ya diyorsun. Çok fena bu enişte. Ben size güzel bir şarkı bulacağım. Ya bizde, şöhret bizde, hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Hayırlı söyle. Sütü maşallah benim gülüm. Tütü maşallah, o nasıl gözde? Tütü maşallah. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan yiyemem aman. Yetti zeytma fiz bu zapas, at kursa ara potem ara. Yakılacak arkadaşlar şimdi. Çok güzel, ışıklı. Mum değil ha, gerçek değil bu. Çok iyi değil mi ya? Sahte mum. Ama çok iyi bizde. Evet. Hop ya hop ya. Ya. Sonunda gelmeyi kurdum ya. Kaynanan şeker gibi. Çok sevdiğim adam gibi. Haydi kızlar kalkın, göbek atmaya. Açıyor mu damat elini şimdi? Yok. Açıyor. Gençler hala bitmedi. Kına gecesi eğleniyoruz şu an. Böyle size açayım dedim, bir ara konuşayım. Harmandalı falan oynamaya başladılar. Bütün her havadan var arkadaşlar, oyun havaları. Ne bileyim, Kafkas havaları falan oynadılar. Ama güzel oldu. Ben beğendim. Böyle bir kendime bakayım, hem çeki düzen vereyim dedim. Burası gayet iyiymiş. Işık falan da gayet güzel. Saç makyajı biraz bugün doğal bir makyaj oldu. Şurayı kapatamadım ya. Sivilce geçmedi bir türlü. Kaldı böyle sivilce.
Bu bayağıdır var ya. 2 aydır falan burada. Yerleşti resmen. Onunla birlikte yaşıyorum. Çiköfte yemeye gidiyoruz gençlerle. Burada hepimiz. Bayağı kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Heee diyor. Geçebilirsin tatlım sen. Haydi gidelim. Rabiş vallahi üstünü hemen değiştirdi 2 dakikada. Rahatladım vallahi. Çok rahatladın değil mi kanka? Çiğ köfte yiyeceğiz, geleceğiz. Böyle gece sonu. Damat yemeği gibi. Damat evet. Damat nerede? Damat nerede? Ben damadımız ısmarlıyordu. Burada tatlış bir kız var. Ya çok tatlısın. Enişte çiğ köfte ısmarlıyorsun. Adet böyleymiş. Onun kıldan ince yapacak bir şey yok. Her damadın başına geliyor böyle bir. Gidelim hadi bakalım. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Bizi ne sürprizler bekliyor. Hadi bakalım. Çiğ köfteden sonra bir de tatlı yiyelim falan diyorlarmış. Ben olsam sabaha kadar adet uydururum mesela. Değil mi? Aynen. Bir kere oluyor çünkü. Tabii canım. Oo bayağı kalabalık ekiple. Burada Komagene'ye geldik şimdi. Enişte valla. Damat benim yüzü biraz düştü. Morali bozuldu. Şimdi oturuyoruz buraya. Gelin kız. Canım benim. Ne gündü be. Yorulduk gene. Ayağımın arkası vurdu gene. Sadıç şimdi Rabia'ya böyle bir ne denir buna sepet hazırlamış. Açacağız inşallah. İnşallah. İçinde neler var neler yok. Arıyoruz. Ne güzel yapmış bu. Evet. Biz de böyle yırtarız işte. Ya. Vahşi supla almış harikatla almış. Ya çok tatlı. Çok güzelmiş. Polo'dan setimiz. Çoraplarımız. Evet. Şöyle bir set yapmış bak. İçinde ne var? Ne kadar meraklıyım. Halil nerede? Duş jeli, vücut spreyi. Yüz temizleme jeli. Evet. Duş var. Yüz yıkama jeli değil mi? Çok tatlı. Simli simli. Sen böyle şeyler seviyorsun kanki. Pijama takımımız. Ooo. Terlikler de çok iyi. Çok güzel hepsi ya. Ne güzel hazırlamış. Sadıç böyle hazırlıyormuş arkadaşlar. Burada böyle adet varmış yani. Bizde yok. Yaşamamış. Evet. Denizli'nin adeti böyleymiş de. Ve bu sepet de kullanılır. Evet. Banyoya falan koyarsın. Güzel. Çok güzel hepsi. Kanki Türk kahvesi yapar mıyız? Yapayım. Dinlendirir hem. Öyle senin yapalım. Ellerinden son kez içebilir miyim evet, burada İzmir'de? Yapayım. Artık sonra İstanbul'a geldiğimizde. Mutfağa geldim. Ne gördüm arkadaşlar? Bu ne yapıyor burada? Ben de İstanbul'dan. Çok güzel değil mi ya? Gelme. Üstüme geliyor. Gelme. Aman. Oyuncak gibi ya. Kanka çok hoşuma gitti bu ne? Senin alacağın bundan değil ama yukarıdakinden. Ha yukarıdakinden mi? Küçük paçalı, tek paçalı. Hayvan besleyen yaşı mı o yukarıdakinden? Okey. Gençler ben üstümü değiştirip yatacağım. Sonrasında artık yarın hazırlık aşamasını falan çekerim zaten size. Annemler babamlar gelecek yarın ama saat 2'de yemek başlayacak. Akşam 6'da bitecek. Yemeğe yetişirler mi bilmiyorum. Yarın görüşürüz o zaman. Şimdi uyuyacağız, yatacağız. Türk kahvesi içip yatarız büyük ihtimalle. Sonraki sahnede görüşürüz arkadaşlar. Hazırlık aşamasında konuşamadım. Bay bay. Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Dün bıraktım sizi orada öyle. Birazdan hazırlanacağız hatta şimdi. Dervişim var. Evet canım ben de kimim? Berber'le ortak arkadaşlığımız. Allah kahretmesin. Merhaba arkadaşlar. İlk defa kameralara çıkıyor böyle. Ben dedim beraber makyaj yapsak böyle kamera çeksen falan nasıl olur? Olur olur dedi. Sıkıntı olmaz dedi. Çok güleç ve çok pozitif bir insan arkadaşlar. Ayşe'cim de öyle. Böyle kan çeker derler ya. Aynen. Öyle bir insan. Boşta sevmiyoruz aslında. Niye? Çivril'de yaşıyor arkadaşlar. Çok uzak. O yüzden görüşemiyoruz. Normalde maalesef. Uşak'ta böyle çok görüşüyorduk. Gidip geliyorduk birbirimize. Rabialarda buluşuyorduk. Dışarıda buluşuyorduk. Merve'ye giriyorduk. Her yerde bir anılarımız var bizim aynen, Uşak'ta. Aynen. Hatta buraya gelirken Uşak'ta mola vermişler. Anılarımız depreşti falan diyor. Aynen ya. Çok özledik oraları. Evet. O da geçen sene evlendi. Temmuz ayında. 1 senedir, 1,5 sene olacak hemen hemen. Şimdi makyaj yapacağız beraber. Evet başlayalım artık. Biz 1 saatte bitiririz zaten hazırlığı. Hallederiz. Saç, makyaj 10 dakikalık iş aslında. O kadar. Aynen o kadar diyorum. Şimdi önce ben fondötenle başlıyorum. Sen nasıl sürüyorsun? Ne yapıyorsun? Bilemeyeceğim. Valla aynen ben de öyle başlayabilirim. Sen de başla aynen. Şöyle gördüğümüz kadar. Burası Rabia'nın odası. İnsan tabii kendi evi olmadığı için o rahatlığı bulamayabiliyoruz. Ama yapacak bir şey yok olsun. Ayna da yok arkadaşlar burada. Normalde arkada ayna var ama ışık evet. Ters olduğu için biz bu tarafa döndük. Kapkara çıktı orada değil mi? Sen orada ben burada.
Zaten insan kendi kendine makyajı daha güzel yapıyor. Şu fondöteni kullanıyorum. The Rimmel. Bunu sürüyorum arkadaşlar. Sonra kapatıcı yapacağım. Benim her zamanki kullandığım kapatıcı. Tamam. Saçıma böyle topuz yaptım. Çünkü aşırı sıcak arkadaşlar. Yine terliyorum ben. Bu ter bir türlü geçmedi. Bitmek bilmeyen bir ter yapmışlar. Merviş de bunu kullanıyor. Revelation'ın kapatıcısı. Bunu artık göstermeme gerek yok bence. Her videoda gösteriyorum. Ben de bunu kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Rabia nasıl oldu acaba? Çok merak ettim. Evet, o da kuaföre gitti ya. Evet. Biz onunla gidecektik normalde. Benim hayalim o yöndeydi yani planlarım o yöndeydi. Kuaför salonu Rabia'ya demiş ki 2 kişi gelin. Yani fazlasını alamayız çünkü 4 tane gelin saçı varmış. Ondan biz gidemedik. Öyle deyince ben de bir şey diyemedim Rabia'ya. Bu videoyu da izlerken diyecek ki bana niye bir şey diyemedin? Utandık. Beni ara bu videodan sonra. Seni çok seviyoruz. Evet, canım içi ya. Ay şimdi neye geçtin? Ben hala kapatıcıdayım. Lacivert farım var mı? Ben unutmuşum getirmeyi. Lacivert, evet. Ciddi misin? Aa, gerçekten. Oha çok sevindim. Elmas buldu falan. Ay valla, evet. Aa süpersin ya. Ben üzülüyordum 2 saattir. Niye üzülüyorum ama ya? Ama sen neden sormadın? Şu lazım arkadaşlar bana. Süpersin. Yani ve aslında hiç alakasız bir far ama demek ki seni düşünerek ben vallahi Allah yönlendirmiş. Ev çok kalabalık arkadaşlar. Her an biri girebilir buraya. Rabia'nın teyzeleri anne tarafı çok fazla. Buyurun. Evet. Gelin. Gelmedi kimse. Şimdi bu hangi markaydı? Flormar. Flormar'ın farını kullanacağım arkadaşlar. Şu koyu ton olduğu için bunu gözlerimin sonuna çekeceğim. Şuradaki açık ton olduğu için de onu da göz pınarlarımın ortasına çekeceğim işte. Şöyle çektim arkadaşlar. Evet, benim göz makyajım böyle. Saçlarım da inek yalamış gibi yapıştı. İstesem bu kadar yapışmaz. Sen bu saçma deliyle yapılmış gibi oldu yani. Yapılmış gibi değil mi? Aynen öyle. Şimdi bronzer'a geçtim ben. Yine Farmasya'nın bronzer'ını kullanıyorum. Şimdi highlighter süreceğim ama elimle. Çünkü fırçasını getirmemişim. Şimdi sırada kaş maskarası var. Pastelin kaş maskarasını kullanıyorum. Onu da şöyle tarayacağım zaten. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi de eyeliner çekiyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir çekiş? Sırada Rimmel. Farmasinin Double Lash Extend Rimmel'ini kullanacağım. Evet, kirpik işi de bitti. Böyle çektim. Saçıma ne yapacağım hala bilmiyorum. Ve son olarak da Flormar'ın dudak kalemini kullandım. Makyajım bu kadar arkadaşlar. Makyaj malzemelerimi toparlayayım. Daha sonra da saça geçeceğiz. Saçımı ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kendim yapacağım yine. Rabia kuaför falan ayarlamış ama ben burada sizin yanınızda, sizlerle birlikte hazırlanmayı tercih ediyorum daha güzel olur diye. Saça geçtik ama ne nasıl yapacağız, nasıl olacak bilmiyorum bakalım. Merve bukle yapıvermiş benim saça. Hemen ısındı. Bir sprey sıktık mı tamamdır bu iş. Harika. Merve'nin saçını da düzleştireceğiz. Böyle alttan topuz istiyor ama inşallah yapabiliriz bakalım. O iş sende arkadaşım. Alt ama yani altı nasıl oldu ben de bilmiyorum. Çabuk geçiyoruz ama. Evet. Elin iyi senin de. Yapıyorsun evet, yani. Geçtiğimde yapardım falan diyormuş. Önce ben çok yapıyordum ben ama işte. Teyzem bir kuaför ikisi de. Ha, evet, ondan yani gördüğüm çok kadarıyla. Çok yardım ettim. Yok yok gördüğüm kadarıyla yaptım ben yani. Değil boş mi? Değilim hoşçakalın lütfen. Ben de diyorum bu kadar hızlı ve güzel. Aynen yapıyorum. Bugün yastan her şeyin denk geldi. Evet, Merve ya. Sağ olsun yardımıma koştu arkadaşlar. Yoksa olmasaydı. Merve'nin marifetlerini yararlanın arkadaşlar. Evet, az saçlarımız olunca şöyle biraz daha dolgun gözüküyor yani. Evet. İyi oluyor. Salık mı kalsın? Hafif bir örgü yapabiliriz zaten. Şöyle ya olur. Yapabilirsen çok iyi olur. Ayşe'cim ya lütfen. Lütfen. Özür dilerim. Pardon. Yapamıyormuşum bir de. Neyse arkadaşlar.
videonun sonunda bakalım. Evet. Saçın sonunu merak ediyoruz. Benle birlikte herkes merak ediyor şu an. Ben bu gazla kesin yaparım zaten. Saç az olunca çabuk bitiyor. Farkında mısın? Evet. Benim de öyle ya. Evet. İnce telli. Meryem'in saçı da benim gibi arkadaşlar. Güzel duruyor şu an. Kameradan görüyorum. Ayna yok henüz. Evet, arkasını da göstereceğim şimdi size. Uykum gelmeye başladı. Mayıştım. Biri uğraşınca çok seviyorum kanka ben. Aynen. Gerçekten çok benim çok hoşuma gidiyor. İşte buradan kablomu yetişmeyebilir. Yetişmeyecek. O zaman ben bir kapatayım. Aynen. Bitince göstereyim arkadaşlar. Sürpriz olsun size de. Nasıl olmuş arkadaşlar? Ben bayıldım. Şöyle göstereyim. Bunları. Şu taraftan şu şekilde. Çok güzel oldu bence. Merve'nin ellerine sağlık. Şimdi Merve'nin saçı evet. Başladı. Sen düzleştin. Ben hemen geliyorum. Bu da benim yaptığım topuz arkadaşlar. Bence güzel oldu. Merve de beğendi. Süper. Siz de beğenirsiniz. İnşallah. Canım benim ya. Feler donk güzel oldu. Evet. Evet. Göz farınla uyumlu oldu. Evet. Zaten elbisenle falan tam bir uyum halinde olacaksın. Tamam. Bitti gitti işte. Bu kadar basit. Hoşçakalın. Arkadaşlar en son hali artık. Çünkü aktı az önce birazcık. Saçlarım herhalde temiz olduğundan akılıyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Mermiş yaptı. Valla kuaför böyle yapardı zaten. Canım başardım arkadaşlar. Yanlarını göstereyim mi Ayşe'cim? Göster bakalım. Ördük böyle. Evet. Çok güzel ördü. Dön istersen Ayşe'cim. Bir de bu taraftan. Telefonlar susmuyordu. Telefona bak, beyin arıyor. Arkadaşlar son olarak elbisemi göstermek istedim. Bu şekilde bir elbise. Biraz boydan gösteremiyorum ama şöyle göstereyim. Yine yolda falan, düğün salonunda zaten boydan göreceksiniz. Kolları da bu şekilde bakın. Ne kol deniyor buna kanka? Yarasa gibi değil mi? Yarasa kol gibi, evet. Buradan böyle bağlanıyor direkt kola. Uzun kollu istedim çünkü hava serin oluyor akşamları. Bu şekilde ben hazırım. Biraz şöyle ışıklı da göstereyim size rengini. Gördüğünüz gibi farımla aynı renk oldu. Böyle lacivert ve gri tonlarında deseni var elbisenin. Bu şekilde ben hazırım. Ayakkabı olarak da şunları giyeceğim. Şu Polaris'ten almıştım bunları. Benim bebeğim geldi. Allah'ım bu ne güzelliktir ya Rabbim. Çok güzel oldun ya. Prensesler gibisin. Baksana ya. Benim arkadaşım. Makyajın falan çok güzel. Çok doğal olmuş biliyor musun? Gerçekten. Harika. Aynen. Duvak çıkacak. Şimdi eşyaları ayarlıyoruz arkadaşlar. Gelin çıkma falan olacak. Sonra da hep beraber diğer ayakkabını düğün salonuna geçeceğiz. Öyle size bu anı da göstermek istedim. Ya kuşak bağlama. Orada çözüyoruz şey. Her gerekli kurdele yaptı kurdele. Ağlayacağım. Ben varım burada bak kızım. Ha doğru amcam ağlar. Sizin emriniz olur ne isterseniz tamam. Hadi amca. Kıyamaz bana değil mi kızım? Kıydım bile amca. Bir alkış istiyorum. Hadi. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Hayırlı, sağlıklı, sıhhatli eyle ya Rabbi. Amin. Hayatlarını da daim eyle ya Rabbi. Amin. Arkadaşlar geldik biz. Burası muhteşem bir yer. Havuz başında düğün olacak. Ben çok beğendim. Enerjisi çok güzel. Ve gelin odası da ayrı bir güzel. Böyle otantik bir havası var. Hatta şöyle size göstermek istiyorum. Işıklandırmalar falan, renkler çok güzel. Birazdan içeriği göstereceğim. Daha sonra da düğün salonunu göstereceğim. İçerisi bu şekilde. Burada biraz mavi ışıklar var ama neyse ki idare ediyoruz. Burası da bu şekilde. Şöyle. Her yerde böyle yeşilçam şeylerini andıran tablolar var. Burada da böyle bir oda var. Eski Osmanlı şeylerini andıran. Çok güzel. Bakın şöyle tablolar var hep. Şöyle tekrar göstereyim karşı tarafta. Buralarda yemek yiyorlar arkadaşlar restoran tarzında. Şu aşağıda da otelin havuzu ve düğün salonu var. Damat Bey buraya doğru bakın. Beni bastın.
İstiyorum genç seferimiz için sizlerden. Görüşemedik ya. Evet. Düğünde görüştük. Bu da bir şeye denk geldik. Aynen. Olsun evet. Artık. Ne yapalım? Çok güzeldi ama havuz falan burası. Evet. Ben eskiden kaldım burada çalışırken silah mühendisliği yaparken. 2 ay falan. Evet. Tabii o zamanlar evli değildik. Aynen. Otelde ya. Kalıyordum ya. Sen bana burada fotoğraf atıyordun. Evet. Burada yemek falan yiyorduk biz. Evet. Peki annemin güzelliği. Ha. Ama çok karanlık. Böyle çevir. Böyle. Işıktan mı acaba? Evet. Işıktan mı? Canım benim, çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Sen de. Kalktık arkadaşlar. Gidelim artık. Ne oldu? Ama! Ya! Bu ne? Ya beğendin mi? Ya evet. Güzel çıktı. Değil mi? Çok güzel. Ya çok güzelmiş. Annenler almış sana. Teşekkür ederim sana canım sürpriz. Benim. Ya. Hiç beklemiyordum. Ya sağ ol canım benim. Ares beni özlemiş bakalım. Amanın. Ares. O da sen. Kıskandın mı? Allah'ım yerim seni yerim. Özledin mi Ares? Yerim seni yerim aşkım benim. Tamam Ares. Ya. Annemler bana halı almış. Çok sevindim. Daha yenice girdik arkadaşlar. Üstümü değiştirdim sadece. Makyajım saçı falan duruyor. Ama duşa gireceğim. Bir üstümdeki şu elbiseden kurtulmak istedim. Sevalar da burada. Onu çok gösteremiyorsa ama.
Burada bamya yemeği var. Annem yapmış sanırsam. Çok güzel duruyor. Ben yerim bundan. Biraz böyle düğün sonrası acıktım. Yemedim çünkü. Yani evde yedim. Sonra bir daha yemedim. Ben geldim. Yeah. Seni göremiyorum. Kabarık çünkü. Ben tatlı yiyordum da. Ne yiyordun? Tatlı. Ne tatlısı var? Antepli kadayıf tatlısı. Ama sertlerden böyle. Baklava gibi olanlardan. Bana da ver. Salonda. En sevdiğim. Tatlı demeyin bana ya. Çok seviyorum. Ama şu bamya saçın. Bozuldu ya. Hiçbir şey kalmadı bak. Attı gitti. Neyse arkadaşlar, bu video çok uzun oldu ya. Her anımızı çekmeye çalıştım gene size. Kına düğün bir mi? Kına düğün bir aynen. Yani kına dediğim de şöyle, ben oraya eğlence olacak diye biliyordum kanka. Gerçekten kına olduğunu düşünmemiştim. Evet. Hani böyle ama kız oldu. Kıza eğlence falan ama oldu, bildiğin kına falan yakıldı. Dolu dolu bir video sizi bekliyor arkadaşlar. Aynen öyle. Bekliyor değil, bitirdiniz şu an. Evet, dolu dolu bir video bitirdiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Seva da burada böyle kahve yapıyor. Çok iyi gidecek şimdi. Seva eşittir kahve. Aynen. Vallahi çok iyi olacak. Ben de doğru düzgün kahve içemedim zaten. Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.